2018 yılı Japon Oroşi Kültür Topluluğu etkinliğinin 14.sine sahne olmakta. Bununla birlikte Japon Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı'nın kuruluşunun da 24. yılına tanıklık ediyor. Bu yıl 20. kez mezun vereceğiz. Bugün Türkiye'de Burdur'dan İstanbul'a, Denizli'den Yozgat'a kadar olan üniversitelerde ÖYP programı ile doktorasına devam eden ve yakın gelecekte öğretim üyesi olarak görev alacak 12 doktora öğrencisinin tümünün bizim mezunumuz olması mutluluk ve gurur verici. Ben bugün vesilesiyle ana bilim dalı kurucumuz Profesör Doktor Mete Tuncok hocamızı da saygıyla anmak ister. Bölümümüzün gelişmesinde katkılarını esirgemeyen Sayın Fikret Kara hocamıza ve geçtiğimiz 24 yıl boyunca kişiler değişse de Japon Dili ve Edebiyatı ana bilim dalımıza desteklerini esirgemeyen Erciyes Üniversitesi yönetimlerine ve elbette tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bizim üniversitemiz biliyorsunuz 2000'e yakın yabancı uyruklu öğrencisi var ama bir taraftan da edebiyat fakültemizde çok sayıda dil bölümüyle yabancı kültürlerin de öğretildiği bir üniversite özelliği göstermekte. Bu çerçevede her sene bu aylarda özellikle Edebiyat Fakültemizin dil bölümleri ve yabancı uyruklu öğrenciler de kendi toplulukları vasıtasıyla kendi kültürlerini tanıtmak üzere etkinlikler düzenlerler. Biz de memnuniyetle bunlara iştirak ediyoruz. Bugün bunlardan bir tanesinde Japon Kültür Günü'nde hep birlikteyiz. Bizim için tabii şunu ifade edeyim. Dil tabii ki sadece iletişim aracı değil. Dil aslında kültürün ve medeniyetin en temel unsurlarından biri. Birçok şeyiniz ona bağlı olarak gelişiyor. Onunla düşünüyorsunuz, onunla hayatınızı idame ettiriyorsunuz. Giyimizden, kuşamızdan, yemenizden, içmenizden, edebiyatınıza kadar, şiir, roman, hangisini söylerseniz onunla oluşturuyorsunuz. Bu açıdan bu dil önemli bir vasıta. Tabii bizim Japonya'yla da geçmişe dönük baktığımız zaman çok eskiye dayanan bir dostluğumuz var. Bunu da bu dil vasıtasıyla sürdürmeye çalışıyoruz buradaki okulumuz. Demin hocamdan da sormuştum, kaç tane var Türkiye'de? Şu anda aktif olan 3 tane Japon Dili ve Edebiyatı bölümü var. Bizimki ikincisi, bir tane de öğretmenlik var dedi. Yani bu da bizim için sevindirici bir durum, ilklerden olmak. 24 yıl oldu dedi Alper Volkan hocam, yanlış anlamadıysam. 24 yıl önemli bir süre. Artık bizimki rüştünü ispat etmiş bir bölüm olarak varlığını sürdürüyor. İnşallah bundan sonra Nevşehir'e, belki başka okullara da rehberlik yapacağını ümit ediyoruz. Tabii bununla kalmadı. Ya artık biliyorsunuz Türkiye ile Japonya arasındaki uluslararası anlaşmayla Türkiye'de bir Türk-Japon Üniversitesi kurulacak. Bu da gelecekteki ilişkiler bakımından önemli bir etken olacağını ümit ediyoruz.